Arkadaşlar merhaba, ben Murat Bal. Geçen ders kaldığımız yerden konumuza başlayalım. Ticari işlerde faizde kalmıştık. Faizin başlangıç tarihine ilişkin slaytta kalmıştık. Orayı bitirdik. Kararlaştırılmış olmasa dahi faiz istenebilmesi ticari işlerde. Ödünç sözleşmelerini düzenleyen Borçlar Kanunu hükmüne göre ticari nitelikte olmayan ödünç sözleşmelerinde taraflarca faiz kararlaştırılmamış ise faiz istenemez. Ticari iş niteliğinde ödünç sözleşmelerinde ise taraflarca kararlaştırılmamış olsa dahi faiz ödenmesi gerekir. Aynı mahiyette bir hüküm Türk Ticaret Kanunu madde 20'de de yer almış. Tacir olan veya olmayan bir kimseye ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet gören tacir uygun bir ücret isteyebilir. Bundan başka verdiği avans veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır. Bu işin ticari olmasının özelliklerinden bir başkası. Geçen dersimizde anlatmıştık mürekkep veya bileşik faiz. Buna ilişkin bir önemli konu bileşik faiz uygulaması. Şimdi borçlar hukukunda ödünç sözleşmeleriyle ilgili borçlar kanunu hükmü madde 388 fıkra 3'te diyor ki faizin ana paraya eklenerek tekrar faiz yürütülmesini önceden kararlaştırmış olsa bile yasak, kabul etmiyor. Yasaklamış. Yani bileşik faizi borçlar hukuku kesinlikle yasaklamış. 3085 sayılı faiz kanunu madde 3'te ise kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken bileşik faiz yürütülemeyeceğine dair kesin bir yasak getirmekle birlikte bir istisna kabul etmiş. Bu istisna da şu. Ona birazdan gelelim, şunu vurgulayalım. Birazdan söyleyeceğimiz istisnanın dışında hukukumuzda bileşik faiz kesinlikle ve kesinlikle yasak. Yani işleyen faizi ana paraya ekleyip tekrar üzerine faiz işletmek, faize faiz işletmek, bileşik faiz dediğimiz, mürekkep faiz dediğimiz, geçen derslerde faizin çeşitlerini anlattığımız derslerde bahsettiğimiz durum yasak. İstisnası ne? Bileşik faizin yasaklanmadığı haller şunlar. Birinci şart, her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla cari hesap sözleşmeleri. Cari hesap ayrı bir konumuz. Onu ayrı bir ünite olarak göreceğiz. Cari hesap sözleşmelerinde her iki tarafta tacir olmak şartıyla bileşik faiz serbest. İkincisi, yine her iki tarafı tacir olmak kaydıyla her iki taraf bakımından ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmeleri. Her iki istisna bakımından faizin ana paraya eklenebileceği dönemler 3 aydan az olamaz. Bunu girmeyi planladığınız sınavlarda sıkça soruyorlar arkadaşlar. Tekrar edelim. Bu iki durumu istisna tutmuş kanun. Ama her iki durum için de faizin ana paraya eklenebileceği dönemler 3 aydan az olamaz. Yani en az 3 aylık dönemler eklenecek. Cari hesaptan kısaca bahsedelim burada. İleride anlatacağız ama burada kabaca bir bilginiz olsun. Cari hesapta ticaret her zaman malı aldım, parayı verdim şeklinde işlemiyor. Sıklıkla birlikte iş yapan tacirler, karşılıklı iş yapan tacirler, birbirlerine hem borçlanıp hem alacaklı konumuna geçen tacirler, birbirlerine sık sık ödeme yapmak yerine bir cari hesap açarlar ve bu hesaba hem alacak kalemlerini hem de boş kalemlerini işlerler. Belli dönemlerin sonunda bu kalemler teke indirilir, yani mahsuplaşma yapılır ve cari hesap sözleşmesinin sonunda da alacak ve verecek buna göre belirlenir. Cari hesap dediğimiz şey bu. En sık rastladığımızı günlük hayatımızda söyleyelim. İşte bankada cari hesap açıyorsunuz. Bankadaki cari hesaplarda bu bahsettiğimiz mürekkep faiz işletiliyor. Ama normalde olması gereken sadece her iki tarafında tacir olduğu durumlarda. Bazen bankalara veya başka işte atıyorum telefon şirketlerine borcunuz oluyor. 100 liralık borç bir bakıyorsunuz birkaç sene sonra bilmem kaç milyar şeklinde karşınıza geri dönüyor. Buna itiraz etmezseniz bu şekilde ödersiniz. Ama itiraz ederseniz itirazınızın gerekçesi de muhtemelen şu olacak. Diyeceksiniz ki kardeşim ben tacir değilim. Bana bileşik faiz uygulanmış. Faize faiz işletilmiş. Bu yasal değil. Buna bu faize itiraz ediyorum. Göreceksiniz ki o zaman
alacak kalemi bayağı bir değişecek. Çünkü faize faiz işletildiği yerde rakam daha önceki dersimizde de gördüğümüz gibi katlanıyordu. Şimdi bankalardaki cari hesapta dedik bileşik faiz uygulanıyor. Ama millet alan memnun, satan memnun hesabıyla buna ses çıkartmadığı için uygulanıyor. Normalde her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla ancak bunu yapabilirler. Ve dedik ki her iki durum içinde neydi bu durumlar? Birincisi cari hesapta, ikincisi de her iki tarafta tacir olan ödünç sözleşmelerinde. Her iki durum içinde 3 aydan az olmayacak dönemler. Daha yüksek oranda temerrüt faiz oranı isteyebilme imkanı tacir adına. Adi işlerde sözleşmeyle ana para faizinin belirlendiği fakat faiz oranının tespit edilmediği hallerde faiz kanunu madde 2 fıkra 1 uyarınca kanuni faiz oranı geçerli olacaktır. Yani biz aktif faizi belirlememişsek sözleşmesel bir faiz yoksa geçerli olacak faiz oranı yasal faiz, kanuni faiz oranı olacaktır. Kanunla belirlenmiş olan. Bu oran Bakanlar Kurulu'nun 19-12-2005 tarihli 2005 Taksim 9831 sayılı kararı ile 2006'dan itibaren %9'dur. Bu bugün için farklı olabilir. Bilmiyorum, takip etmiyorum. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla artık Bakanlar Kurulu yok, Cumhurbaşkanlığı kararıyla güncellenebilir bir rakam. Aynı oran Maliye Bakanlığı'nın 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan parasal sınırlar oranlar hakkında genel tebliğinde de korunmuş. İnternetten bir bakmak istiyorum. Yasal faiz şu gün için ne kadar? Müsaadenizle. Halen %9. Öyle görüyoruz. Bir dakika, bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. %12 gibi bir rakam da gördüm. Emin olmak istiyorum. %9. Bugün için rakamımız %9. Adi işlerde sözleşmeyle kararlaştırılan faiz oranının faiz kanunundaki %9'dan daha yüksek olması halinde adi işlerde temerrüt faiz olarak sözleşmeyle kararlaştırılan ana para faiz oranı geçerli olacaktır. Yani şunu diyoruz. Akdi bir faiz oranı varsa ve bu yasal faizden yüksekse temerrüt faizi olarak da ana para faizi olarak kararlaştırılan bu sözleşmesel faiz uygulanacak. Teker teker anlatayım, örnekleyerek anlatayım, kafanız karışmasın. Ben Selçuk'tan borç para aldım. Vade tarihine kadar olan faize, işleyecek olan faize biz ana para faizi diyorduk. Ve bu ana para faiz oranını da kendi aramızda sözleşmesel faiz, akdi faiz %10 olarak kararlaştırdım. Bakın, kanuni faizden daha yüksek bir rakam. Şayet temerrüt faizi kararlaştırmamışsak artık bu kanuni faizden daha yüksek olan %10 geçerli olacak. Yok ana para faizi kararlaştırmamışsak zaten yine temerrüt faizi olarak yasal faizi uygulayacağız. Şu halde adi işlerde eğer sözleşmeyle kararlaştırılan faiz oranı kanuni faiz oranından yüksek ise taraflar temerrüt faizi oranını belirlememişler ise temerrüt faizi sözleşmeyle belirlenen faiz orandan az olamayacağından tarafların belirlediği faiz oranı temerrüt faizi oranı olarak geçerli olacaktır. Şayet yasal faizden daha yüksek ise. Örnek vermiş slaytımızda ne diyor? Sözleşmeyle kararlaştırılan faiz oranı ana para faiz oranı %12 ise kanuni faiz oranı o da %9 ondan fazla olduğu için %12'lik sözleşmesel ana para faiz oranı temerrüt faiz oranı olarak da uygulanacak. Buraya kadar tamam. Bu şekildeki bir düzenlemeyle bir bakıma adi işlerde temerrüt faizi ile ticari işlerde temerrüt faizi farkı oluşturmuş. Zira adi işlerde temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa temerrüt faizi kanunen en fazla sözleşmeyle belirlenen ana para faiz oranı kadar olabilmekteyken ticari işlerde sözleşmeyle belirlenen ana para faiz oranının temerrüt faizi olarak da geçerli olabilmesi için akdi faizin Merkez Bankası'nın belirlediği avans faizinden daha fazla olması gerekir. Aksi takdirde sözleşmeyle belirlenen faizden daha yüksek olan avans faiz oranı uygulanacaktır. Ne demek istiyoruz? Türkçe konuşalım, anlatalım. Az önce bir kanuni faizden bahsettik, %9.
Bu senin benim borç ilişkilerim için geçerli olan yasal kanuni faiz oranı. Ama ticari işlerde şöyle bir avantaj var. Reeskont avans faizi. Mesela bugün için ne kadarmış bir bakmak istiyorum. Reeskont faiz oranı. Şu anda gördüğüm kadarıyla yıllık %10. Bu makas her zaman bu kadar az değil. Yani %9, %10 gibi bir makas görüyorum. Ama bu dönemden döneme değişebiliyor ki değişiyor. Mesela yasal faiz %9 iken reeskont faizinin %17'lerde olduğu zamanları hatırlıyorum. Bu da daha yüksek bir faiz oranı anlamına geliyor. Ticari iş niteliğindeki bir işe yasal faiz uygulamak zorunda değiliz. İşimize gelirse reeskont faizini aynı şekilde uygulayabiliyoruz. Yani taraflar bir sözleşmeyle faiz oranı belirlememişlerse temerrüt faizi olarak reeskont avans faiz oranını uygulayabiliyoruz. Bu ise neticede avans faizinin yüksekliğine göre adi işlere ticari işler arasında temerrüt faizi bakımından farklılığa yol açmakta ve ticari işlerde daha fazla temerrüt faizi talep edebilme imkanına yol açabilmektedir. 2014 yılının ilk 6 aylık dönemi için bildirilen avans faiz oranı %11,75'miş mesela. Arada %9 ile %11,75 arasında 2,75'lik bir puan farkı var. Siz de görüyorsunuz ki daha yüksek. Adi ve ticari işlerde faiz oranı taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Bu hükme göre ticari işlerde faiz oranını belirleme konusunda tarafların serbest olduğu kanunda açıkça belirtilmiş. Eski düzenlemede adi işlerde faiz oranını taraflarca belirlemeyi sınırlayan herhangi bir hüküm bulunmuyordu. Bu sebeple eski ticaret kanunu düzenlemesine özel bir anlam yüklemenin imkanı yok. Buna karşın Türk Borçlar Kanunu'nda adi işlerde faiz uygulaması bakımından iki hükümde sınırlama bulunduğu görülmekte. Gerçekten ana para faizi bakımından Borçlar Kanunu madde 88'de, temerrüt faizi bakımından madde 120'de taraflarca kararlaştırılabilecek faize üst sınır getirildiği görülmekte. Yani senin benim aramızdaki borç ilişkilerinde. Bu hükümlere göre tarafların kararlaştırabilecekleri faiz oranı faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenecek oranın ana para borcunda %50 fazlasını, temerrüt faizinde ise bu faizin %100 fazlasını aşamaz. Bugün geçerli bulunan oranlar dikkate alındığında tarafların adi işlerde ana para faizi için %9'un yarısı ne? 4,5'u ekledik. %13,5'u. Temerrüt faizi için de %100'üydü. 9'a 9 ekledik. %18'in üzerinde bir oran kararlaştırmaları mümkün değil. Bu adi işlerdi. Faiz kanunu madde 5'e göre borçlar kanunu ve ticaret kanununda kanuni faiz ve temerrüt faiz oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz. Ancak faiz kanunu madde 4'e göre bu kanunda kabul edilen oranın üzerinde temerrüt faizi ödenmesine ilişkin diğer kanunlar saklı tutulmuş. Örneğin 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 20, radyo ve televizyonlar kuruluşu ve yayınları hakkında kanun, tüketicinin korunması hakkında kanun, bankacılık kanunu, kanun hükmünde kararnameler. Faiz kanunu madde 5 hükmü Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ve faiz oranlarını belirleyen hükümlerin uygulanmayacağını ortaya koymakta. Yeni düzenlemeler açısından yukarıda incelenen Borçlar Kanunu madde 88 ve 120 ile bu hükmün nasıl bağdaştırılacağı sorunu ortaya çıkmakta. Faiz kanunun amacı dikkate alındığında bu kanunlarda eski düzenlemelerde yer alan oranların uygulanmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı, getirilen emredici düzenlemelerin ise faiz kanunu tarafından öngörülen oranlara dikkate aldıkları ve bunlara ilişkin sınırlamalar koydukları kabul edilmelidir. Bunun sonucu olarak faiz kanunu hükmü borçlar kanunu madde 88 ve 120 hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmamakta. Yani adi işlerde halen daha %50 ve %100'lük üst sınır geçerli. Faiz kanunu madde 2 fıkra 4'e göre gerek ticari gerekse de adi işlerde kararlaştırılan akdi faiz oranı kanuni faiz oranından yüksekse temerrüt faizi sözleşmeyle belirlenen ana para faiz oranından az olamaz. Faiz kanununa göre ana para ve temerrüt faizi şu şekilde belirlenmekte. Alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşmada hem temerrüt hem ana para faizinin belirlenmiş olması durumunda
Her iki tür faiz anlaşmada yer alan oranlara göre hesap ve tespit edilir. Yani sözleşme bağlayıcı. Bu halde işin ticari veya adi olması bir fark oluşturmamakta. Aynı şekilde borcun yabancı para cinsinden bir borç olması da fark etmemekte. Ancak adi işlerde taraflar Borçlar Kanunu 88 ve 120 hükümleri gereği sınırlanmakta. Ana para faizinin sözleşmede belirlendiği fakat temerrüt faizinin tespit edilmediği adi işlerde temerrüt faizi olarak kanuni faiz oranı geçerli olur. Yani %9. Sözleşmede belirlenen ana para faiz oranının faiz kanunundaki faiz oranından daha yüksek olması halinde temerrüt faizi olarak sözleşmeyle belirlenen ana para faiz oranı geçerli olacaktır. Bunu zaten az önce söyledik. Ana para faizinin sözleşmede belirlendiği ancak temerrüt faizinin belirlenmediği ticari işlerde, adi işlerde değil artık ticari işe geçtik. Ana para faiz oranından düşük ise temerrüt faizi olarak Merkez Bankası'nın belirlediği reeskont avans faizi, sözleşmede belirlenen ana para faizi avans faizinden yüksek ise temerrüt faizi olarak sözleşmedeki ana para faiz oranı uygulanacak. Yani hangisi yüksekse, yüksekse sözleşmesel faiz, yüksekse temerrüt faizi. Adi ve ticari işlerde sözleşmede temerrüt faizi belirlenmiş ancak ana para faiz oranı kararlaştırılmamışsa faiz kanunundaki %9'luk oran geçerli olacaktır. Adi ana para faizi ve temerrüt faizi sözleşmede belirlenmemişse adi işlerde temerrüt faizine eşit ana para faiz oranı geçerli olur. Yani yine %9'luk yasal faiz. Ticari işlere bakalım. Ticari işlerde ana para ve temerrüt faizi sözleşmeyle belirlenmemişse faiz kanunu madde 2'de 2 hükmü gereğince temerrüt faizi kanuni faiz oranı ile avans faizi oranı arasındaki fark bulunup bulunmadığına göre değişmektedir. Şöyle ki ticari işlerden doğan faiz alacaklısı da kural olarak faiz kanunu madde 2 hükmüne göre madde 1 fıkra 1'deki kanuni ana para faiz oranı üzerinden temerrüt faizi isteyebilir. Yani isterse yasal faiz olan %9'u isteyebilir. Ya da reeskont avans faizini isteyebilir. Daha yüksek ise temerrüt faizi olarak avans faizi oranı üzerinden faiz isteyebilir. Kanuni ana para faiz oranının avans faizinden yüksek olması durumunda ise temerrüt faizi olarak avans faizi değil kanuni faiz oranı kabul edilecektir ki pratikte böyle olmasına rağmen teoride böyle olmasına rağmen pratikte her zaman yasal faiz reeskont avans faizinden daha düşüktür. Faiz kanunu madde 4'e göre sözleşmede daha yüksek ana para veya temerrüt faizi kararlaştırılmadığı hallerde yabancı para borcunun faizinde devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. En yüksek sınırı aşan ticari işlemlerin hukuksal durumu. Adi işlerde ve ticari işlerde kanunların emredici hükümlerine aykırı hukuki işlemler ve şartlar kural olarak geçersiz. Hani sözleşme serbestisi ilkesinden bahsetmiştik. Onun bir numaralı istisnası neydi? Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak. Ancak adi işlerde sözleşmenin öngördüğü hükümler veya şartların tamamı değil de bazıları bir kısmı emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturuyorsa sözleşmenin tamamı değil sadece aykırı olanları geçersiz sayılacaktır. Kısmi butlan diyoruz. Kısmi geçersizlik. Emredici kurallara aykırı hükümler veya koşullar olmaksızın tarafların sözleşmeyi yapmayacakları anlaşılıyorsa sözleşme tamamen geçersiz olur. Bu borçlar hukuk kanununda adi işlere ilişkin özel bir düzenleme. Ne demek istiyorum? Ben Selçuk'la bir sözleşme yaptım. Dedim ki senden X malı şu fiyata şu kadar miktar satın alacağım. Sonra bir baktık ki bu sözleşmenin bir hükmü kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu için geçersiz olacak. Ben şunu söyleyebiliyorum. Diyorum ki ya ben bu geçersizliği bilecek olsaydım bu sözleşmeyi yapmazdım. Eğer böyle bir durum varsa kanun bana sözleşmenin tamamının geçersiz sayılmasını sağlıyor. Böyle bir imkan veriyor. Bilseydim böyle olacağını yapmazdım demeyi mübah kılıyor. Ama ticari işler bakımından ticaret kanununda diyor ki bir sözleşme gereğince yerine getirilmesi gereken edimler hakkında
kanun veya yetkili makamların kabul etmiş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve bu sınırdan fazla edimler hata ile yapılmış olmasa dahi geri alınır. Bu hallerde Borçlar Kanunu madde 27. madde 27. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi uygulanmaz. Bunun temel sebebi ileride göreceğiz tacir olmanın hüküm ve sonuçlarında basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü. Şimdi ne demek istiyoruz? Biraz anlatalım. Pandemi sürecinden geçiyoruz. Ben koltukları yüzletmek için koltukçuyla anlaştım. Koltukçuya ödeme de yaptım. Belli bir fiyat üzerinden anlaşmışım. Koltukçunun tacir olmadığını varsayarak konuşalım. Ben ne oldu benim koltuklarım kardeşim, ne zaman teslim edeceksin dediğim zaman bana şunu söyledi. Piyasada pandemiden dolayı sünger sıkıntısı yaşıyoruz. Tedarik edemiyorum. Ben bunun böyle olacağını bilseydim, piyasada süngerin bulunmayacağını bilseydim bu sözleşmeye seninle hiç girmezdim dedi koltuk yüzleten adam. Borçlar Kanunu bu gibi durumlarda sözleşmenin tamamının geçersiz sayılabileceği bir imkan tanımış. Tabi burada bahsettiğimiz şey emredici kanunun hükümlerine aykırılık. Bu örnek tam olmadı. Şöyle bir örnek vereyim. Ben öz dostlar ekmek fırınıyla anlaştım. Dedim ki bana günde 100 tane ekmeği tanesini 1,5 liradan 1,5 çok 1 liradan satacaksın. Bu fiyatla anlaştık. Sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı veya kararı çıktı. Dedi ki ekmek en fazla 90 kuruşa satılabilir. Şu kadar gramlı ekmek en fazla 90 kuruşa satılabilir. Bundan yüksek sınırda işlem yapamaz. Şimdi öz dostlar ekmek fırını tacir olmadığını varsayacak olursak Borçlar Kanunu'nun hükmünden yararlanarak şunu diyebilecekti. Ya ben ekmeği bu fiyata satamayacağımı bilseydim bu sözleşmeyi seninle hiç yapmazdım deyip sözleşmenin tamamının iptalini isteyebilir. Ama öz dostlar tacir olduğu için, iş ticari iş niteliğinde olduğu için artık bu imkandan istifade edemiyor. En yüksek sınırı aşan miktarı kabullenmek zorunda kalıyor. Ekonomik kriz, savaş, doğal afet gibi normal yaşam şartlarının dışına çıkıldığı dönemlerde ticari hayatta mal veya hizmetlerin fiyatlarına çeşitli sınırlamalar getirilebilir. İşte hem bu sınırlamalara uyulmasını sağlamak hem de ekonomik bakımdan güç durumda olan tarafın menfaatini korumak için ticaret kanunu hükmü konulmuş. Böylelikle bir malın satış fiyatı usule uygun ve emredici bir şekilde resmi makamlarca belirlenmişse malın belirlenen fiyat üzerinde satılması halinde satışın resmen tespit ve ilan edilen fiyat üzerinden yapıldığı varsayılacak. Yapılan fazla ödeme hataen olmasa dahi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilecek. Satıcının Borçlar Kanunu yönündeki iddiası yani ben bilseydim bu sözleşmeyi yapmazdım yönündeki iddiası dinlenilmeyecek. Geçersiz bir talep olacak. İtibar edilmeyecek. Mesela pandeminin ilk dönemlerinde buna benzer bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldık. Maske. Maskenin fiyatına yetkili makamlar dediler ki maskeyi en fazla şu fiyattan satabilirsin. Bu fiyatın üzerinde maske satışı yasak. 1 lira mıydı? Hatırlamıyorum. Bakın tam da bu duruma uygun bir örnek mesela. Eczanenin biri X maske üreticisinden toplu mal alıyor. Diyor ki tanesini 5 liradan alıyorum. Sonra bu düzenleme çıkıyor. Artık 1 lira üzerinden ödeme yapılacak. Fazla ödeme yapmışsa eczacı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebilecek. Ve malı satan firma diyemeyecek ki ya ben böyle olduğunu bilseydim ya hiç bu sözleşmeyi yapmazdım. Taraflar tacir olmasa veya iş ticari nitelikte olmasa bu imkandan Borçlar Kanunu hükmüne göre faydalanabilecekler. Ama iş ticari nitelikte olduğu zaman katlanacaklar. Yapacak başka bir şey yok. Ticari işlerde zaman aşımı süreleri. Kanunda aksine hüküm var olmadıkça ticari hükümler öngören kanunlarda tayin olunan zaman aşımı süreleri taraflarca sözleşmeyle değiştirilemez. Şimdi
Borçlar hukuku dersini 4. sınıfta göreceksiniz. Bu kötü bir şey. Keşke önce borçlar hukuku görseydik diye daha önce de söylemiştim. Borçlar hukukunda şöyle bir düzenleme var. Konu var. Düzenleme demeyelim. Konu var. Borçlar hukukunun temel ilkelerinden birisidir. Borçlar ila nihaye bir sonu vardır. Sonsuz bir borç ilişkisi yok. En nihayetinde bir zaman belirlenmemişse bile zaman aşımına tabidir. Ve borç ilişkileri ne göre değişen zaman aşımı süreleri vardır. Veya hiç belirlenmemişse yasal ne diyelim olağan zaman aşımı süresi dediğimiz zaman aşımı 10 yıl bu geçerlidir. Ama çoğunlukla borç ilişkilerinin türüne göre atıyorum işçi alacağından doğan ücret hakkına ilişkin davalar 5 yıllık zaman aşımına tabi. 5 yıl geçtikten sonra artık alacağını isteyemiyorsun gibi. Değişik alacak türleri için değişik zaman aşımları kanunlarca öngörülmüş olabilir ama öngörülmemdiği durumda da olağan zaman aşımı süresi 10 yıl. Şimdi ticaret kanununda bu zaman aşımı sürelerini sözleşmeyle değiştirmek yasaklanmış. Mevzu bu. Değiştirilemeyen zaman aşımı süreleri ticari işlere ilişkin olarak gerek doğrudan gerekse de diğer kanunlarda yer alanlardır. Değiştirememe kuralı prensip olarak süreyi hem uzatamama hem kısaltamama şeklinde anlaşılmalıdır. Adi işlerde öyle bir yasak yok. Ticari hükümler ve ticari hükümlerin uygulanma sırası önemli bir konu. Ticaret kanunu madde 1'e göre ticari kurallar ve bu kuralların uygulanma sırası ile genel hükümlerle medeni hukuk, borçlar hukuku tamamlanma koşulları biraz eksik de olsa belirlenmiş. Kanun hükmünden çıkan anlama göre ticari kurallar yazılı olan ticari hükümler ve yazılı olmayan ticari hükümler şeklinde iki gruba ayrılabilir. Ticari kurallardan yazılı hükümler ticaret kanunu madde 1'deki kriter uyarınca iki ölçüye göre belirlenir. Birisi bir ticari işletme ile ilgili olsun ya da olmasın ticaret kanununda yer alan bütün kurallar ticaridir. Örneğin iki öğrenci, iki memur veya işçi arasında düzenlenen bir çek veya bonoya uygulanacak kurallar yalnızca ticaret kanununda yer aldığı için ticari nitelikte hükümlerdir. Taşıyan veya taşıtanı tacir bir ticari işletme olmayan veya tesadüfen yapılan eşya veya yolcu taşıma işine uygulanacak kurallar ticaret kanununda yer aldığı için ticari hükümdür. Daha önce de bunlardan bahsetmiştik. Diğer hüküm ise ticaret kanununda düzenlenmese de başka özel kanunlarda yer alan ve bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün kurallar ticari hükümdür. Bu tür diğer kanunlara ticari işletme rehni kanunu, bankacılık kanunu, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu, sermaye piyasası kanunu, karayolları trafik kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, karayolu ve demir yollarının yolundan uluslararası nakliyatlara ilişkin uygun bulma kanunları, sigortacılık kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, icra iflas kanunu, hukuk muhakemeler kanunu vesaire zibille örnek verebiliriz. Şu halde kısacası ticaret kanununda getirilen ikili ölçüt uyarınca ticaret kanununda düzenlenen bütün hükümler ile bir ticari işletme ilgilendiren kanunlardaki tüm hükümler yazılı kurallar olarak ticari hükümlerdir. Ticari kurallardan yazılı olmayan ticari hükümler ise yazılı ticari kuralların tamamlayıcısı niteliğinde uzun zaman uygulanarak bir kanun gücü kazanan ticari örf ve adet hukuku ile ticari teamüllerdir. Ticari teamüllere çok değinmeyeceğim. Ticari örf ve adet kuralları ile ticari teamüller yazılı olmayan ticari hükümler olarak ticari hukukuna dahildirler. Ticaret kanununda ticari uygulanacak hükümlerin sırası belirlenmiş. Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme ticari örf ve adete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir. Dikkat edilecek olursa burada ticari işlere uygulanacak hükümlerden ticari hükümler, ticari örf ve adetler ile genel hükümlere yer verilmiş. Emredici kurallar ile sözleşme hükümlerinden söz edilmemiş. Aşağıdaki açıklamalarda ticari işlerde uygulanacak hükümler öncelik ve üstünlük sırası dikkate alınarak incelenecek. Birincisi emredici hükümler. Bir kere bir numaraya bunu koymak zorundayız. Çünkü sözleşme serbestliği ilkesi her ne kadar bu ticaret hukuk alanında da geçerli olsa onun bir numaralı istisnası neydi? Kanunun emredici hükümlerine aykırı sözleşme olamaz arkadaş. Sözleşme ile aksi kararlaştırılamayan
ve mutlak uyulması gereken kanunun hükümlerine emredici kurallardır. Emredici kurallar ticari işlerde uygulamada birinci sırada yer alırlar ve bunlara aykırı ticari işler geçersizdir. Emredici kuralın ticaret kanununda veya başka kanunlarda yer almasının önemi olmadığı gibi bunların ticari hüküm niteliğinde olup olmamasında bir önemi yoktur. Buyurucu niteliği, emredici niteliği yeterlidir ve ticari işlere en öncelikle geçerli olur. Örneğin, iki tacir arasındaki bir sözleşmede satıcıdan fatura istenmeyeceğine dair bir mukavele hükmü, sözleşme hükmü, her taciri fatura vermekle yükümlü ve sorumlu tutan Ticaret Kanunu madde 21 ve Vergi Usul Kanunu madde 230'un emredici kuralına aykırılık oluşturduğundan geçersizdir. Yani böyle bir sözleşme hükmü emredici kurallara muhalefet nedeniyle geçersiz sayılacak ve aradaki fatura vermeme anlaşmasına rağmen tacirin bu yükümlülüğü söz konusu sözleşmede halen var olacak. Devam edelim. Sözleşme hükümleri. En önemlisi emredici hükümlerden sonra bu. Yani hakimin önüne bir ticari uyuşmazlık geldiği zaman önce kanunun emredici hükümlerine bakacak. Orada bir aykırılık yoksa sözleşmede kanunun emredici hükümlerine bir aykırılık yoksa devam edecek sözleşme hükümlerine bakacak. Buna göre sorunu çözmeye çalışacak. Ticari işlere uygulanmada emredici kurallardan sonra tarafların geçerli iradeleriyle sözleşmede kararlaştırdıkları hükümler ikinci sırayı almakta. Yani tarafların sözleşme hükümleri emredici kurallardan sonra ancak emredici olmayan ticari hükümlerden önce ticari işlere geçerli olmakta. Ticari işlerde üçüncü sırada uygulanacak hükümler ticaret kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen emredici nitelikte olmayan ticari hükümlerdir. Bir konuda emredici hüküm yoksa ve taraflarca bir anlaşma da yapılmamışsa, yani taraf iradeleri o konuyu düzenlememiş ve boşluk bırakmışlarsa tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari hükümler uygulanacak. 3 numarada da bunlar var. Örneğin ticari ilişkide tarafların faiz kararlaştırmamaları halinde az önce gördük. Faiz kanununun uygulanması bunu örnek. Ticari işlerde birlikte borç altına girenlerin müteselsiz sorumlu olacağını belirten Ticaret Kanunu madde 7 hükmü buna örnek. Bir kolektif şirkette yönetim yetkisinin hangi ortağa ait olduğu sözleşme veya kararlarla belirlenmemişse her ortağın kanunen yönetici sayılacağını öngören Ticaret Kanunu hükmü buna örnek. Poliçede vade gösterilmemişse senedin görüldüğünde ödeneceğini belirten Ticaret Kanunu hükmü buna örnek. Tamamlayıcı hükümlerde de bir şey bulamadık. Ticari örf-i adet. Ticari işlere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde emredici hüküme baktık bir şey yok. Sözleşme hükmüne baktık bir şey yok. Emredici olmayan tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari hükümlere baktık bir şey yok. O zaman ticari örf-i adete bakacağız. Bakın genel örf-i adetten bahsetmiyoruz. Ticari hayata ilişkin örf-i adet kuralları. Özel hukukta cari olan irade özelliği ilkesi gereği sözleşme hükümlerinin uygulanma sırası emredici hükümlerden sonra fakat ticari hükümlerden önce gelir. Ticari hükümlerden sonra ise ticari örf ve adetlere bakılır. Eğer bir uyuşmazlığa uygulanacak herhangi bir ticari hüküm varsa ticari örf ve adete bakılmaz. Ticari bir hükmün bulunmaması halinde uygulanma sırası ticari örf ve adet kurallarıdır. Şimdi diyeceksiniz ki nedir bu ticari örf ve adet? Ben hem sadece ticari örf ve adet değil hani hukuk başlangıcı dersinde hatırlayın kanunda hakim uygulayacak hüküm bulamazsa önce örf adet hukukuna bakacak demiş diye anlatılmıştır sizlere. Bu örf adet hukuku ne ola ki? Nasıl bir örnek verebiliriz? Ben geçen bir kitapta birkaç örnek gördüm. Hoşuma gitti. Bunları size okuyacağım. Müsaadenizle önce bulayım. Mesela ticari örf adete buradan örnek bulamıyorum ama normal örf adet kuralına bir örnek. Diyor ki ülkemizin pek çok yöresindeki köylerde görülen yarıcılık usulü bir örf adet hukuku kuralıdır. Bu usulde tarlasını bizzat ekip biçmeyen kimse onu yarıcıya verir. Yarıcı tarlayı ekip biçer, elde ettiği ürünü gelecek yılın tohumluğunu çıktıktan sonra tarla sahibiyle yarı yarıya paylaşır. Yarıcılık konusunda örneğin ürününün paylaşımı konusunda bir hukuki uyuşmazlık ortaya çıkarsa hakim o köydeki yarıcılık konusundaki örf ve adeti tespit edip ona göre karar verebilir. İşte bu
örf adet kuralı, istisnai bir örf adet kuralı, yarıcılık meselesi. Kanunda düzenlenmemiş bu konu ama örf adet hukukuna göre hakim karar verebilecek. İşte bunun gibi bir de ticari örf adet kuralları var. Sırasıyla emredici hükümlere baktık, hüküm yok. Sözleşmeye baktık, hüküm yok. Ticari, emredici olmayan ticari hükümlere baktık, hüküm yok. Sonra geldi nereye? Ticari örf ve adet kurallarına. Ticari örf adet kuralları yazılı olmamakla beraber çok uzun süredir istikrarlı bir şekilde uygulanan ve uyulma zorunluluğu bakımından, buna manevi unsur diyoruz, ticari hayatta yaygın bir inancın var olduğu davranış kurallarıdır. Ticari örf ve adet kurallarında genel örf ve adet kurallarında olduğu gibi süreklilik, yaygınlık ve uyma zorunluluğu unsurları mevcuttur. Ticari uyuşmazlıklarda ticari örf ve adetler genel örf ve adetlere göre uygulanma sırası bakımından önceliklidir. Burada genel örf ve adeti karıştırmıyoruz. Ticari örf ve adet kuralları geçerli oldukları coğrafi alana göre bölgesel ve yaygın, ticari branşa yani kollara göre özel ve genel olmak üzere gruplandırılmaktadır. Tüm Türkiye'de uygulananlara yaygın, sadece belli bir bölgede uygulanana yöresel ticari örf adet kuralı diyoruz. Eğer bir ticari örf adet kuralı yalnızca belirli bir ticari branşta uygulanıyorsa özel, bütün ticaret branşında uygulanıyorsa genel ticari örf adet olarak sınıflandırılıyor. Kanuna göre bir bölge veya ticaret branşına özgü olan ticari örf adetler genel olanlara tercih olunur. Yani özel genelden önce geliyor. İlgililer aynı bölgede bulunmadıkları takdirde kanun veya sözleşmede aksine hüküm kararlaştırılmış olmadıkça ifa yerindeki ticari örf adet uygulanır. Yani ben Elazığ'dayım, farklı bir örf adet kuralı var. Vatandaş Malatya'da, ticaret yaptığım vatandaş, o farklı bir örf adet kuralı uygulanıyor orada. O zaman diyor ki ifa yerindeki ticari örf adet kuralı uygulanacak. Tacir olmayanlar hakkında ticari örf adet ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır. Tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına geldiğimiz zaman göreceğiz. Tacir şunu diyemiyor. Ya böyle bir örf adet kuralı varmış ticarette. Ben bundan habersizdim. Bunu bana uygulamayın. Böyle bir şey yok. Tacirsen o ticari örf adet kuralını bilmek zorundasın, kabul ediyor kanun. Bilmiyordum diye bir gerekçeyi geçerli bir gerekçe kabul etmiyor. Ama normal vatandaş açısından ben bu ticari örf adeti bilmiyordum demek gibi bir hakkı var. Ona bilmiyorsa veya bilmesi gerekmiyorsa o ticari örf adet kuralı uygulanmaz. Arkadaşlar yoruldum. Bugün burada bitirelim. Haftaya devam edelim.